Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 günde 3 kiloya kadar verdiren kabak detoksunu yapacağız. Karnımızdaki, ellerimizdeki, ayaklarımızdaki o şişkinlikler, bizi rahatsız eden, bize şişkinlik veren, elimizi ayağımızı şişiren o toksinlerden kabak detoksu sayesinde kurtulacağız. Kabak detoksunu 70 kilo ve üzerinde olanlar 2 gün boyunca, 80 kilo ve üzerinde olanlar 3 gün boyunca uygulayacak kıymetli arkadaşlarım. Kabak detoksu günde sadece öğlen ve akşam öğünlerinde uygulanacak. Sabah normal bir kahvaltı yapılacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 kabak kullanılacak öğün başına. Bir miktar dereotu aroma vermesi ve lifli yapısına katkı sağlaması, tokluk hissiyatı yaratması için kullanacağız. Ev yoğurdumuz varsa yoğurt kullanacağız. Yani ev yoğurdu olursa daha güzel olur. Ev yoğurdumuzu kullanacağız ve ceviz kullanacağız arkadaşlar. Ben bir miktar da pul biber ekliyorum. İsteyenler pul biber de ekleyebilirler karışımların içerisine. Kabak yoğun lif yapısı sebebiyle hem bağırsaklarımızı çalıştırarak toksin atılımında bize çok yardımcı olacak hem de tokluk sağlayacak. Ayrıca %90'ı sudan oluşması sebebiyle müthiş şekilde bizim günlük sıvı ihtiyacımızı da karşılayacak arkadaşlarım. İçerisine koyacağımız ev yoğurdu D vitamini ihtiyacımızı karşılayacak. Aynı zamanda kalsiyum açısından zengin olduğundan kemik yapımıza katkı sağlayacak ve tokluk verecek bize. Yine ceviz aynı şekilde arkadaşlar, bileşiminde bulunan yararlı yağlar sebebiyle bize hem tokluk verecek hem de bizi bir güzel besleyecek arkadaşlarım. İsterseniz hemen detoksumuzun yapılışına geçelim. Bir tavanın içerisine hemen bu 2 tane kabağımızı rendeleyeceğim. Ben kabuklarını güzelce yıkadım ve bu sebeple de soymadım arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde tavamıza rendeleyeceğiz ve yaklaşık 10 dakika boyunca kısık ateşte soteleyeceğiz. İçine herhangi hiçbir şey koymayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabağımı rendeledim. İsterseniz burada küp küp doğrayarak da pişirebilirsiniz. O şekilde seviyorsanız, ama ben rendeleyerek daha kolay piştiğini, daha çabuk piştiğini düşündüğümden bu şekilde yaptım. Kapağını kapatacağım. Şimdi dediğim gibi kısık ateşte 10 dakika soteleyeceğim. Burada içerisine herhangi bir şey koymuyoruz. Tuz kesinlikle kullanmıyoruz arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi kapattım ve pişireceğim şimdi. Burada çok açık, çok harlı ateşte olmamasına dikkat edin. Yavaş yavaş kendi buharıyla, kendi ısısıyla, kendi içindeki suyu bırakarak pişirmeye gayret edin kıymetli arkadaşlarım. Bunu pişirdikten sonra, dediğim gibi 10 dakika pişirdikten sonra bir miktar soğutuyoruz. Ve şöyle gördüğünüz gibi bakın bu derecede pişecek. Kabak çiğ bile tüketilebilen bir sebze neredeyse. O yüzden çok fazla pişirmenin, artık yok etmenin anlamı yok arkadaşlar. Bu şekilde pişmesi de gayet güzel. Soğuduktan sonra şöyle hemen kabımıza alacağım. Kabağımızı ve diğer malzemeleri bunun üzerine hemen ilave edeceğim. Arkadaşlar size bir de tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer kabağı çiğ olarak tüketebiliyorsanız hiç pişirmek için uğraşmayın. Çünkü gerçekten çiğ olarak tükettiğimizde çok ama çok daha sağlıklı. Şimdi kabımıza ilave ettiğimiz kabağımızın üzerine yoğurdumuzu koyuyoruz. Dediğim gibi ben burada ev yoğurdu tavsiye ediyorum. Ama bulamayanlar, yapamayanlar, bir şekilde ulaşamayanlar marketlerdeki yoğurtları da kullanabilirler. Şöyle bir miktar dereotu üzerine, biliyorsunuz kabağa çok yakışıyor dereotu. Hem de müthiş C vitamini içeriği var içinde. Ve ceviz ilave edeceğim. Ceviz bize hem tokluk hissiyatı verecek hem de o kabağın hani biraz bayabiliyor insanı gerçekten yerken. Onu da birazcık alacak ve müthiş güzel bir karışım elde etmiş olacağız cevizle birlikte. Özellikle tok tutma özelliği gerçekten bizim çok işimize yarayacak bu detoks süresi boyunca. 2-2,5-3 adet ceviz burada kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle isterseniz robottan geçirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle büyük parçalar halinde de kullanabilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Tadı da çok gerçekten güzel oluyor. Eğer vaktiniz müsaitse
Bunun içerisine bir diş de sarımsak ekleyebilirsiniz. Hem tadını çok güzel olmuş oluyor hem de müthiş aroma vermiş oluyor. Pul biber ekleyerek metabolizma hızımızı da güçlendirmesini sağlayabilirsiniz. Ben bir miktar pul biber ekliyorum. Tadı da gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde hazırladığınız kabak detoksunuzu öğlen ve akşam kullanacaksınız. Öğlen ve akşam öğünlerinizde. Bunun dışında hiçbir şey yemeyeceksiniz kıymetli arkadaşlarım. Özellikle çok açlık hisseden arkadaşlarım ara öğünler yapacaklar zaten. Fakat akşam 8'den sonra hiçbir şekilde hiçbir şey tüketmiyoruz, yemiyoruz kıymetli arkadaşlarım. Şimdi kabağımızı bu şekilde hazırladıktan sonra isterseniz bunun kullanımına sizlerle birlikte geçelim. Ne şekilde bunu kullanacağız? Bir gün içerisinde ne şekilde bunu tüketeceğimizi size şimdi hemen örnek menülerle de anlatacağım. Öncelikle arkadaşlarım güne güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz. Birinci günü anlatıyorum size. 3 gün boyunca da bu şekilde devam edecek. Kahvaltımızda 1 ya da 2 adet haşlanmış yumurta tüketeceğiz. Az haşlayacağız arkadaşlar. Bakın bu sarıları çok sarı toz haline gelinceye kadar, dışı mor mor oluncaya kadar pişirmiyoruz. Az haşlanmış rafadan bir yumurta tüketiyoruz. Bir ya da iki tane. Bol yeşillik, peynir, zeytin ve yeşil çay ya da siyah çay tüketebilirsiniz. Bu tercih meselesi. Ben yeşil çayı tercih ediyorum. Bunları gün içerisinde de tüketebilirsiniz. Yeşil çay ve siyah çayı. Güzel bir kahvaltı ile güne başladıktan sonra zaten karnınız doyuyor. Bu sizi 3-4 saat boyunca tutuyor arkadaşlarım. Sonrasında biraz acıkmaya başladığımızda hemen bir ara öğün yapıyoruz. Ara öğünümüzde özellikle lifli yapılarda olan sebze meyveler kullanabiliriz. Burada ben bir elma ve birkaç fındık da bir ara öğün sizlere göstermek istiyorum ama salatalık yiyebilirsiniz. Burada dediğim gibi bir bardak süt tüketebilirsiniz. Alternatifleri size bırakıyorum. Bu ara öğünlerde de düşmeye başlamış kan şekerimizi hemen dengeleyeceğiz. Bakın böyle bir elma doğrayıp üzerine biraz tarçın serpebilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz bunlar da size tokluk verecek, kan şekerinizi dengeleyecek. Ve bir bardak süt de içebilirsiniz. Bakın iş yerindesinizdir, bunları yapamıyorsunuzdur vesaire, fırsatınız yoktur. Bir bardak sütle de ara öğününüzü geçiştirebilirsiniz. Onun da üzerine tarçın atabilirsiniz. Sonra öğlen oldu, hemen yine kabak karışımımızı yiyoruz. Kabağımızı yedikten sonra öğleden sonra bir miktar acıkmaya başladığımızda yine aynı şekilde bir ara öğün yapabilirsiniz. Ve akşam olduğunda yine kabağımızı bir güzel pişiriyoruz, hazırlıyoruz ve akşam da onu yiyoruz. Onu yedikten sonra herhangi bir artık hiçbir şey yemiyoruz ve ertesi gün sabaha kadar yeme içme olayını bitiriyoruz. Yeme içme dediğime bakmayın, çay içebilirsiniz, yeşil çay içebilirsiniz kıymetli arkadaşlarım, bunları rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bu şekilde her gün bunu yapıyorsunuz. Lütfen 3 günden fazla yapmayalım. Emziren anneler, kalp rahatsızlığı olanlar, tansiyon sıkıntıları olanlar da bu tür diyetlerden uzak dururlarsa çok çok daha iyi olur kıymetli arkadaşlarım. Bu tür videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer tarif hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı da unutmazsanız çok sevinirim. Instagram'da iletişime geçebilirsiniz. Orada bir diyet grubumuz var. Yaklaşık 300 kişiyle birlikte Karatay diyeti yapıyoruz. Sizler de buyurup gelebilir, bize eşlik edebilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Karar verin ve başlayın. Bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.